Kur'an'ın inşa ettiği, vahyin inşa ettiği akıllar nasıl bir akıl olur? Bir eski azatlı cariyeden ne çıkar? Aslında burada bir de o var. Eyvallah. Ümmü Eymen kim? Önce kimliği bir tanıyalım. Ümmü Eymen, Allah Resulü daha küçük iken annesi Medine'de dayılarının yanına, kardeşlerinin yanına, Resulullah'ın dayılarının yanına gidip Mekke'ye dönerken yolda Ebvab'ı yakınlarında vefat etmiş. Onun vefatı üzerine küçük Muhammed'i kucağına alıp, kendisi de daha çocuk, yani yeni yetme bir kız çocuğu, Ümmü Eymen Mekke'ye getiren annecik. Resulullah Efendimiz Latife kabilinden ara ara Ümeyme dermiş kendisine. Annecik. 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 Ümmü Eymen Ümeyme. Annesini kaybedince o kucağına bastı da Mekke'ye getirdi ya. Onun için annecik. Resulullah'ın vefatından sonra Bukhari ve Müslim naklediyorlar. Hazreti Ömer Hazreti Ebubekir'e geliyor. İki gözü iki çeşme. Gözünde Resulullah titriyor. Çok özlemiş. Dayanamıyor hasretine. Gideyim de beni teselli etsin Ebubekir diye Hazreti Ebubekir'in evine geliyor. Bakıyor ki Hazreti Ebubekir kendisinden daha fazla hasretlik içinde. O da ağlamaya başlıyor. Karşılıklı ağlaşıyorlar. Allah Resulü'nün hasretiyle, yokluğuna dayanamıyorlar. Henüz alışamamışlar. Bir müddet ağlıyorlar, ağlıyorlar, ağlıyorlar. Ve Hazreti Ebubekir diyor ki böyle olmayacak. Bizi birinin teselli etmesi lazım. Kime gidelim? Allah Resulü'ne en yakın birine gidelim. Hadi anneciğe gidelim. Kalkıyorlar, Ümmü Eymen'in evine gidiyorlar. Kapıyı vuruyorlar. Annecik açıyor kapıyı, anneciğin gözlerinden dökülüyor böyle. Onlar ağlıyorlar, o ağlıyor. Diyorlar ki sen teselli edesin diye biz buraya geldik. Ey annecik, fakat görüyoruz ki sen de ağlıyorsun. Sen de Resulullah'a ağlıyorsun, sen de gidişine alışamamış. Yok vallahi diyor. Onu ben kucağımda taşıdım diyor. Onun ölümlü bir insan olduğunu ben bilmeyeceğimde kim bilecek? Sizin ağladığınıza ben ağlamıyorum. Ben başka şeye ağlıyorum. Ben artık vahiy gökten inmeyecek. Vahiy kesildi de ona ağlıyorum. Vahyin inişi kesildi diye ağlıyorum diyor. Siz Resulullah'ın gidişine ağlıyorsunuz. Ben vahyin kesilişine ağlıyorum. Vahyin kesilişine ağlamıyorum. Ya o vahyin kesilişine ağlıyordu, biz gelen vahyi almadık. Gelen vahyi kalbimize inzal edemedik. Gelen vahyi müdrikat alemimize, evrenimize, yani algı dünyamıza indiremedik. Hiç vahiy için gözyaşı döktüğümüz oldu. Kur'an'ın indirilişini özlediğimiz. Özledik mi hiç? Yani Kur'an'ı özledik mi? Bir dostu özler gibi Allah'la musahabeyi, sohbeti özledik mi? Eğer özlemedikse Kur'an da bizi özlemez. Özledikse Kur'an da bizi özlüyor demek. Fezkuruni ezkurkum budur. Siz beni anın ki ben de sizi anayım. Sizin zikriniz ben olayım ki benim zikrim de siz olun. Siz beni dert edinin ki ben de sizi dert edineyim. Siz beni kaygı edinin ki ben de sizi kaygı edineyim. Dolayısıyla Kur'an ile konuşmak Allah ile konuşmaktır. Kur'an'ı özlemek aslında Rabbi özlemek.